Şimdi bu ilginç bir isim. Bakın çok bu dosya şöyle de bir özelliği var. Şimdi dosyada müşteki sayısı hali hazırda 18, işte sanık sayısı 7, ikisi tutuklu. Magazinel bilinen isimler olduğu için ve dosya adeta haber kaynıyor. Hüseyin, gördüğümüz kişi Hüseyin Eligül. Hüseyin Eligül kim? Hüseyin Eligül Çorlu Belediyesi'ne zabıta amiri. Tamam mı? Bu arada Seçil Erzan'ın da Çorlulu olduğunu hatırlatalım. Aynen öyle. Hüseyin Eligül ile Seçil Erzan en az 30 yıldır, Hüseyin Eligül'ün ifadesine göre 30 yıldır tanıyorum diyor. Çok yakın ilişkileri var. Hatta yani o kadar yakın ilişkisi var ki Hüseyin Eligül'ün eşi Seçil Erzan'ın rahatsız olan annesinin Bozca'daki evine gidip kalmış da bir kişi. Şimdi Hüseyin Eligül bankaya bir ihbarname gönderiyor. İhbarname gönderiyor, özür dilerim. Diyor ki ben 500 bin dolar para verdim, alacaklıyım diyor. Zabıta amirinin 500 bin doları var böyle bir fona yatıracak. O da çok önemli bir sorun. Yani 500 bin dolar günümüzde 14 milyon küsür TL para yapıyor. Bir zabıta amiri 500 bin dolar alacaklı olabileceğini ifade ediyor. Bu tam parasın, olarak 14.468.361 lirası. Bir zabıta amirinin parası. Şimdi Hüseyin Eligül ile ilgili şöyle bir... Zabıta işinde çok para var. Gerçekten öyle gibi algıladım ben. Hüseyin Eligül ile ilgili şöyle bir iki detay daha verelim. Hüseyin Eligül hakikaten Seçil Erzan'la çok yakın ilişkide. Hüseyin Eligül'ün durumu bize şunu da açısı gösteriyor. Biz daha çok diyelim futbol dünyasının sporcuları konuşuyoruz ya. Aslında bu sistem ta 2015-16'larda başlamış. Çünkü Hüseyin Eligül söylüyor. Ben diyor o tarihlerde para vermeye başladım, almaya başladım. Hı hı. O tarihlerde küçük küçük başlıyor. Yani rakamlar daha düşük. Ama ne zaman ki işte futbol camiasıyla o milyon dolarlar olunca iş büyüyor ve işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Hüseyin Eligül, Seçil Erzan, hatırlarsanız 7 Nisan 8 Nisan gün Çorlu'daydı. 9 Nisan pazar günü Çorlu'da araçla geldiğinde Seçil Erzan, aracı kullanan şoför kimdi? Hüseyin Eligül'dü. Yanında bizzat duran Hüseyin Eligül, bankada işte Seçil Erzan'ın buradaki ifade işlemleri sürdüğünde bekleyen de oydu. Çorlu'ya geri götüren de oydu. Hüseyin Eligül'ün şöyle de bir rolü var. Şimdi bu sistemde aynı zamanda sisteme gördüğümüz şu isimlerin bir şekilde para taşıyıcılığını yaptıklarını görüyoruz. Hüseyin Eligül de bu dosyada şikayetçi olan mimar İbrahim Koca Baldır'ın 140 bin dolar parası gitti. Paranın bir kısmını Hüseyin Eligül gidip İbrahim Koca Baldır'dan alıyor. Kendisi ifade söylüyor zaten. Ben gittim bir bez poşetin içinde bir miktar para var, miktarını söylemiyor. Getirdim, Seçil Erzan'a aktardım. Hüseyin Eligül halihazırda dosyada alacaklı ya, alacaklı olduğunu söylüyor ama dosya pozisyonu ne? Sanık. Hüseyin Eligül şu anda bu dosyanın sanığı. Zabıta amiri Hüseyin Eligül. Böyle bir hikayesi var. Şöyle, yıllardır hani adliye muhabirliği yapıyorsun. Ben de dosya yazıyorum. Şu anlattığın hikayede Fatih Terim üzerine konuştuk. Nuray Erkasap üzerine de konuştuk. Sanki onları dosyanın dışına da tutmaya çalışan, hani bu şurada sorduğum soruları sormaya... Haklısınız. Sormayan bir soruşturma süreci varmış gibi. Doğrusu öyle bir hava var. Çünkü diyelim Nur Erkasap yönünde baktığınızda bir alacağınız varsa sizin yapmanız yani gereken... arabayı da taşımakla hesabından taşımak arasında teknik olarak çok büyük bir fark yok. Aynen öyle, aynen öyle. Ve buna ek olarak alacağınız varsa şikayetçi olursunuz değil mi? 75 bin dolar alacaklı olduğunu söylüyor. Ki Seçil Erzan söylüyor zaten ben 75 bin dolar parasını aldım diyor. Şimdi 75 bin dolar da az para değil. Diğerleri tabii çok daha fazla paralar ama bunun için şikayetçi olmanız gerekiyor ama Nuray Kasap şikayetçi değil. Dolayısıyla şimdi o aileden Buse Terim şikayetçi. Terim Arıcan şikayetçi ki Terim Arıcan yeğeni Fatih Terim'in. Terim Arıcan'dan giden bir para yok. Ama Buse Terim'in 300 bin dolar parasını o gönderiyor. Ve Volkan Bahçekapılı da şeyden ötürü. Emre Belözoğlu'nun parasını o götürdüğü için. Ancak onun dışında Fatih Terim
eşi Fulya Terim ve Nurer Kasap'la ilgili özel bir çabanın olduğunu hissediyoruz. Böyle bir şey çabanın içine girilmiş. Zaten Fatih Terim'in kendisinin de dışında kalma çabası da hissediliyor. Tabii. Hatta Seçil Erzan'ın da Fatih Terim'i dışında bırakma çabası da hissediliyor. Barış Bey, şüpheli olmasa bile ifade sahibi olarak bu kadar ismi geçen bir kişinin ifadesinin alınmaması hem hukuken hukuka uygun değil hem de hayatın olağan akışına mantıklı aykırı. Değil. İfadesi, hayatın olağan akışına aykırı. İfadesi alındı ama müşteri. Ama ifadesi bence Fatih Terim'i zora sokan bir ifade oldu. Sonra onu düzeltmeye ihtiyacı duydu. O da şu. Fatih Terim o ifadesine 2 Haziran ya da 3 Haziran'da tanık sıfatıyla ifadesi almıştı. Ben diyor bankadan ki 6 Nisan'da, 6 Nisan artık kıyametin koptuğu, Seçil Erzan'ın artık hiçbir telefonlara yanıt veremediği bir tarih. Bankadan şeyi istiyor, hesap bilgilerini istiyor. Bankada çalışan bir bankacı Excel tablosunu gönderiyor. İşte TL mevduatını, dolar mevduatını. Bir de 3 milyon dolar. Ben o 3 milyon doların ne olduğunu bankaya sordum. Yani nedir şimdi? Fatih Terim diyor ki benim TL hesabımdaki ve dolar hesabımdaki paraları söyledim. Eşimin işte diğer bir bankadaki hesabına gönderdi. Tamam, onda problem yok zaten. Hesapta olan bir para talebi doğrultusunda göndermişler. Ama dedi ki o ifadesinde 3 milyon dolarım verilmedi. 3 milyon dolarım kayıp dedi. Ben onu sordum tabii o zaman bankaya. Nedir bu 3 milyon doların sırrı? 3 milyon dolar şu aslında. Seçil Erzan, yani Fatih Terim başlangıçta verdiği bir para var ya. Ve Fatih Terim her sorduğunda hocam işte paramız 500 bin dolar oldu, 700 bin dolar oldu. Günün sonunda 3 milyon dolar Seçil'in yazdırdığı bir rakam. Yani var olan bir rakam zaten değil. Zaten o hesabın altına kendisi ekletiyor 3 milyon. Kendisi ekletiyor. Daha sonraki ifadesinde yani birkaç gün önce yaptığı açıklamada çünkü 2 Haziran'da şey demişti 3 milyon dolar param kayıptır, kayıp demişti. Ancak son açıklamasında herhangi bir kimseden borcum ya da alacağım yok deme ihtiyacı hissetti. Çünkü oradaki evet. O 3 milyon dolar Fatih Hoca da sıkıntıya sokuyordu. Zehra Nur Karaca'yı görüyoruz. Şimdi bu sistemin nedenli çarpık, nedenli aynı zamanda vahşi yani parasal anlamda olduğunu gösteren örneklerden biri Zehra Nur Karaca'nın dosyası, durumu, parasal finansal durumu. Zehra Nur Karaca 46 yaşında iş kadını, ev tekstili ve züccaciye üzerinde faaliyet yürütüyor. Florya'da şirketi orada, iş yeri orada. Seçil Erzan da Florya şubesinde müdür olduğu için orada tanışıyor. Seçil Erzan'ın yanına gidiyor. Bir ev almak istediğini söylüyor. Emlak konuttan bir kredi talebinde bulunuyor. 600 bin TL bir kredi talebinde bulunuyor. Seçil Erzan da ona şunu söylüyor. Diyor ki bu aşamada ev alma. Bu arada bu tarih 2019 sonu 2020. Yani Seçil Erzan dedim ya özellikle futbolcuların dışındaki diğer şahıslarla ilişkisi geriye gidiyor. Yani biz hep genelde 2022-23'ü konuşuyoruz ama daha önceleri de var Zehra Nur Karaca örneğinde olduğu gibi. Seçil Erzan şunu söylüyor. Ev alma diyor. Bir fon var diyor. Çok kazandıran bir fon. Dolayısıyla paranı, var olan para ne kadarsa orada değerlendirelim. Sen atıyorum emlak konutun görece daha kötü bir yerindeki evindense Göktürk'te ev alırsın. Yani daha şey lüks bir ev alabilirsin diyor. 600 bin TL'yi veriyor Zehra Nur Karaca. Var olan 600 bin TL parasını Seçil Erzan'a veriyor. Peki, kendi ifadesini söylüyor. 10-15 gün sonra, paraya bakar mısınız? 10-15 gün sonra verdiğim paranın %70 fazlasını aldım. Yani 600 bin TL para veriyorsunuz. 1 milyon lira. Maksimum 15 gün olsun 1 milyon TL para olarak geri alıyor. Durmuyor çünkü artık şeye girmiş. Bir süre sonra Seçil Erzan tekrar para talebinde bulunuyor. Bu sefer 9 bin TL para veriyor. Verdiği bu 9 bin TL'yi 960 bin TL olarak geri alıyor birkaç gün sonra. Seçil Erzan şunu söylüyor. Bu fon yılda 2-3 kez bu şekilde yani bunu çalıştırıyoruz. Kazanç bu şekilde çıkıyor. Ve içinde önemli iş insanları var. Fatih Hoca'nın ismi orada da geçiriyor Seçil Erzan. Fatih Hoca adına bu fon diyor. Zehra Nur Karaca diyor ki yeni bir fırsat o doğduğunda bana tekrar haber ver, tekrar para vereyim diyor. O da olur diyor. Tatlı bir, geldi tabii. 1,5 milyon diyor verirsen diyor Seçil Erzan onu 2-2,5 yaparız diyor. Yani amaç şu Zehra Nur Karaca'nın hayali şu
600 bin TL'sini kısa bir süre içinde 2-2,5 milyona çıkarıp evet. Göktürk'te bir ev almak. Ne oluyor peki? Ne oluyor? En son tabii patlıyor. 575 bin dolar para veriyor. Bu sefer dolar veriyor. Bu sefer TL'den dolar dönüyor. 575 bin dolar para veriyor. Ancak bu parasını bir daha alamıyor. Buhar. Ta ki ne zaman aksiyon alıyor? Paranız var ya diyelim. Bu da çok önemli bu arada. Hı hı. 17 Nisan 2023'te seçilen zaman tutuklandıktan 6 gün sonra bankaya ihtarname gönderiyor. Benim böyle bir param var diyor. Sonra ihtiyacı haciz karar alıyor. Ve seçilen zamana yönelik ilk icra takibini başlatan evet. da Zehra Nur Karacaoğlu oldu.